Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün PES 2020'nin ilk izlenimi bende nedir? Artıları eksileri neler? Buna bakacağız. Biliyorsunuz bir gün öncesinde canlı yayınlar yapıldı. Belki bu videoyu 2 gün sonra atmış olacağım. Ama biraz beklemekte fayda vardı. Biraz da korkularım, endişelerim vardı. Bunların hepsini sizlere açıklayacağım. Yeni Zelanda hesabıyla girenler, bir gün öncesinden hatta YouTube'da canlı yayın açanlar da oldu. Oyunu analiz edenler de oldu. Onlar da değerli yorumlarını tabii ki de sizlerle paylaşmıştır ama benim de yorumlarım var. Bunları da sizle paylaşacağım. Gece 3'te oyunu indirdim. Daha doğrusu 2 gibi falan indirdim. İndirilebiliyordu. Bu arada demoyu indiremeyenler varmış. Küçük bir bilgi vereyim. Demoyu normal PES 2020 yazdığınızda çıkmıyor. Store'a giriyorsunuz. PSN Store'a, PlayStation 4 için bahsediyorum. Store'a girdikten sonra oyunlar kategorisine girip oyunlar kategorisinde en altta da demo var. Demoya tıkladığınızda zaten en başta PES 2020'nin demosu çıkıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu şekilde indirebiliyorsunuz. Oynadım. Hatta şu anda ekranda ilk oynadığım maçı attım sizlere. Tabii ki Bayern Münih'i seçtik doğal olarak. Uzun süredir çünkü bir hasretiz Bayern Münih'e. Bayern Münih'e bu arada online klasmanda seçmemiz gerekir mi gerekmez mi? Bunların hepsine değineceğim bu videoda arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ilk önce daha önce demo çıktığında, daha doğrusu ilk izlenim çıktığında PES sayfalarında şunu demiştim. Oyun yavaş. Birçok kişi bana kızdı. Ya nereden anladın bilmem ne. Bu arada şey hesaplarını falan yaptım. Yani aynı pası 2019'da verdiğinizde ne kadar sürede gittiğini ama 2020'de bunun daha da arttığını, yani zamanın daha da arttığını ve oyunun çok yavaşladığını söylediğimde kimse inanmamıştı. İnanan birkaç tane sözümüzü yani ya bu çocuk biliyordur diyen birkaç kişi çıkmıştı ve onlarla birlikte ben de yanılmadım arkadaşlar. Oyun çok ağır, gerçekten ağır. Offline oynayanlar için sıkıntı yok. Arkadaşıyla ya da offline analik oynayanlar için artı 2'ye alırsınız hızı. Oyun hızlanır ama online oynayanlar için maalesef büyük bir sıkıntı. PES 2019 ağır diye eleştirdiğimiz oyunda 2020 daha da ağır oldu. Peki oyunun ağır olmasının dezavantajı ne ki? Daha gerçekçi olmuştur diye düşünebilirsiniz. Oyun ne kadar yavaşlarsa hem oyunda tiki taka yapmak çok zorlaşıyor. Hem de daha uzaktaki adama pas verdiğinizde pasın kalitesi maalesef ki daha da düşüyor arkadaşlar. Online oynamışsınızdır muhakkak ve izlenimlerinizi lütfen yorumlara da yazarsanız çok sevinirim. Bu arada destek amaçlı like atmayı da bize lütfen unutmayın. Şunu söyleyeyim, gerçekten oyun yavaş olduğu için uzaktaki adama özellikle kısa pas vermeye çalıştığınızda, X ile yerden pas vermeye çalıştığınızda problem yaşıyorsunuz ve sıkıntı oluyor. Oyunun bence dezavantajlarından biri bu. Oyunun yavaş olması bize maalesef ki sıkıntı yaratacaktır. Tiki taka da yapılmıyor. Pasların da yavaş olması sıkıntı oluyor. İkili mücadeleler ve top kapmadan bahsedeceğim. Yaklaşık 6-7 maç yaptım. Bilginiz olsun. Bu arada her taktiği denedim. Hem orta göbekten gitmeyi hem kanatlardan gitmeyi, bunların hepsini detaylı bir şekilde aktaracağım sizlere. İkili mücadelelerde bence çok fazla birbiriyle böyle bir dalaş ediyorlar. Dalaşıyorlarmış gibi oluyor. Bu oyun tarzı benim çok fazla hoşuma gitmiyor. Neden gitmiyor? Çünkü yani sürekli bir çarpışma, sürekli bilmem ne, sürekli yerde kalan oyuncular, yok çarptı etti falan. Hani biraz daha oynanırlığı kolaylaştırılması gerekiyor. Bu bir gerçek futbol değil. Gerçek futbola benzetebilirsiniz ama bunun ne olursa olsun bir, hani küçük de olsa bir oyun olduğunu bilmek gerekiyor ve bu şekilde davranmak gerekiyor. Oyunu da hızlı oynamanız için kesinlikle tiki taka vesaireleri yapmanız için de oyunun elverişli olması, buna izin vermesi gerekiyor. Bu oyunda maalesef bu yok. Top kapmada da şöyle bir sıkıntı olduğunu gördüm. Bu arada çok olumsuz konuşmayacağım ama gerçekten olumsuz çok fazla notum var. Top kapmada da şu şekilde, bir oyuncudan topu kaptığınızda topu kapmışsınızdır. Yani bu çok basit bir şeydir. Ama oyunda topu kaptığınız halde top bir ortada kalıyor. Yani siz topu kaptınız ve Boateng'le kaptınız, Bayern Münih'ten Boateng. Yani adam zaten kule gibi bir şey. Ya da Liverpool'dan Van Dijk'le topu kaptınız ama top yine ortada kalıyor. Eğer ki topu kaptığınız oyuncu, o ikili mücadeleye girdiğiniz oyuncu eğer seri bir oyuncuysa, topu, kaptırdığı topu tekrardan sizden rahatlıkla alabiliyor. Yani ortada kalıyor top. Bence çok saçma olmuş. Hoşuma gitmedi. Siz eğer mantıklı bulduysanız, güzel bulduysanız saygı duyarım. Yorumlara da yazabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu hareketlerine gelelim. Oyuncu hareketlerinde yani çalımlar ve normal oyuncu tepkimelerinden bahsedeceğim.
Oyuncu tepkimelerinde çok güzel şeyler var. Hoşuma gitti. Kaleci tepkimeleri, kaleci hareketleri 2019'da da güzeldi. 2020'de de güzel. Özellikle karşı karşıya aşırtmalarda gerçekten kalecilerin durduğu pozisyon vesaire hoşuma gitti. Bir de şöyle var. Eğer ki oyuncunun bilmiyorum denk geldiyseniz ki sitelerinde de yayınlandılar. Ben de bir iki online maçta denk geldim. Oyuncunun kasıklarına top geldiğinde top oyunu bırakıp direkt kasıklarına doğru eğilip ya da göğsüne sert bir şut geldiğinde göğsünü tutup böyle biraz bükülmesi falan çok keyif verdi bana. Gerçek bir maç tadında oldu. Bunlar çok büyük avantaj. Gelelim çalımlara. Çalımlarda maalesef ki 2019'daki etki yine devam ediyor. Bu arada hareketli çalımlardan bahsediyorum. Yani iki tuş kombinasyonuyla L3 ve R3'ü iki aynı tuş kombinasyonuyla kullandığınız özel çalımlardan bahsediyorum. Yani R1 ile sağa sola kaçtığınız çalımlardan değil. Özel çalımlarda maalesef bir şey beklemeyin. Oyuncuya özel çalımlar illaki olacaktır. Bir Ronaldinho'nun göğsünde topu tutması, orada bekletmesi, Neymar'ın yana kaydırıp 2019'da da kullandığım çalımı. Bunlar illaki olacaktır ve biraz daha işlevi yüksek olacaktır. Ama kesinlikle arkadaşlar çalımlar yine 2019'daki gibi özel hareketli çalımların çok fazla işe yaradığını maalesef ki görmedim. Onun dışında gelişmiş talimatlarda bir tane yeni bir taktik var. Şu an ismini hatırlamıyorum ama oyuncunun sabit bir şekilde sağa sola kaçmadan orada durmasını sağlıyor. Bu özellikle orta kafa gol oynayan, daha çok kanatlardan gelen oyuncular için çok önemli. Bayern Münih'i seçtiğinizde Lewandowski'yi ona verebiliyorsunuz. Bu arada oyundaki her mevkideki kaleci haricinde her mevkideki adama bunu verebiliyorsunuz. Yani markaj gibi düşünün. Bunu verdiğinizde Lewandowski topu almak için kanatlara ya da 2'ye 1 yapmak için çok fazla kanatlara açılmıyor. Göbekte bekliyor ve siz orta kafa oynuyorsanız göbekte bekleyen bir Lewandowski her zaman için bir adım öndedir ve daha avantajlıdır. Bu taktiği bu şekilde kullanabilirsiniz ama onun dışında hücum talimatları, defans talimatları, dizilişler, hiçbir gelişme yok. Sadece gelişmiş talimatlarda bu var. Onun dışında herhangi bir gelişme yok. Eğer gözümden kaçan bir gelişme varsa yorumlara bekliyorum sizleri. Onun dışında defans yapma, imleç ve avantaja bırakma. Biliyorsunuz ki defans yapma 2019'da çok zor. Defans yapmayı bilen oyuncular da çok zorlanıyor. Çünkü imleç hataları var. Saçma sapan avantaj ihlalleri var falan. Bunları değineceğim. Defans yapmak 2020'de de maalesef ki çok zor. İmleç hatalarını bir tık da olsa düzeltmeye çalışmışlar ama hala istediğiniz adamı adam akıllı imleci getiremiyorsunuz. Ve maalesef 2020 oyunda da yine defansta bana göre açık oynamak yerine biraz daha ceza sahasına hücum tarzı taktikleri benimsemenizde kesinlikle fayda olacaktır. Defans yapmak çok zor arkadaşlar. Onun dışında oyun avantaja bırakma problemi hala devam ediyor. 2019'da bunu muhakkak ki oynayanlar biliyordur. Avantaja bırakmada bir sıkıntı var oyunda. Yani faul yaptınız ama oyun akması gerekiyor. Adam atağa çıkıyor ve kart bile vermediği pozisyonlarda oyunu durduruyor. Maalesef 2020'de de aynı şekilde bu devam ediyor. Bilginiz olsun. Şimdi hücuma gelelim biraz da. Biraz önce videonun başında bahsetmiştim. Tiki taka yapmak maalesef çok zor. Çünkü oyuncular gerçekten bir bidon gibi. Yani etrafında dönme falan, hadi hızlı al ver falan olmuyor. Bu arada paslarda şöyle sıkıntı var. Biraz daha gerçekçi olmuş. Yani her attığınız kısa pasın ya da ne bileyim biraz daha orta seviye pasın illa adama gidecek diye bir şey yok. Bazen yanlarına da atabiliyor. Bu biraz daha gerçekçi olmuş. Oyun formatından çıkarmış. Ama gerçekçilikte de bir sıkıntı yok. Çok da göze batacak bir şekilde de değil. Ben keyif aldım. Yani her pasın otomatik gitmesindense arada overall'ına göre oyuncunun düşük pas atması bence keyifli bir şey diye düşünüyorum. Orta kafalara gelelim. Ortalar çok kaliteli. Özellikle Bayern Münih ile oynadım. Biliyorsunuz ki zaten videoda da görüyorsunuz. Alaba ile çok iyi ortalar açıyor. Sağ tarafta Kimmich bekten çıktığında çok iyi ortalar açıyor. Özellikle erken ortalarda çok daha kavisli ortalar ve muz ortalar açabiliyor. Peki kafa vurma nasıl? Kafa vurma gayet iyi. 2019'da biliyorsunuz ki darbeli kafa vurmak hemen hemen imkansızken, hatta yanında bir adam varken forvetinizin, yani imkanı yok böyle bir şey, hızlı bir kafa vurmanızın. Ama 2019'dan sonra 2020'de bu konuda biraz daha geliştirmişler olayı ve bence daha gerçekçi ve güzel olmuş. 2020'de arkadaşlar kafa vurmak çok daha güzel. Darbeli kafa vuruyorsunuz ve o şeyi de çok iyi ayarlamışlar, nüansı. 2017'deki gibi vurduğunuz orta hepsi gol olmuyor. Çok güzel bir tını da yapmışlar. Ben çok keyif aldım.
Şimdi isterseniz online ve My Club kısmına gelelim. Tabii ki de bununla ilgili bilgi yok ama Bayern Münih'i seçtim. Online klasmanda Bayern Münih'i seçmenizde fayda var mı? Bence yok. Çünkü Bayern Münih'in kadrosu çok güzel ama oyuna sokabileceğiniz Davis dışında hızlı bir oyuncusu yok. 60. dakikadan sonra staminalar yine düşüyor. Staminaya da değinelim küçük bir. Staminalar 2019'daki gibi yani 75, 77, 70 tarzı staminası yani dayanıklılığı olan bir oyuncuyla 90 dakika oynamanızın imkanı yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden 60. dakikadan sonra oyuna sokacağınız oyuncuların en azından 2-3 tane sokmanız gerekirken Bayern Münih'te bu yok. O yüzden online klasman oynayacaksanız Bayern Münih'i seçmenizi tavsiye etmiyorum. Diğer takımları incelemedim ama Bayern Münih'e bir çarpı koyabilirsiniz bu konuda. Gelelim My Club kısmına. Şimdi burayı daha dikkatli dinlemenizde fayda var. Oyun 2019'daki gibi hızlı oyuncular özellikle seviyelerini fullediğinizde defanstan kurtulduğunda onu 30 metre 40 metre topu sürüp tutamıyorsunuz. Aynı şekilde devam ediyor ki bazı oyuncularda R1 ve R2'yi aynı anda bastığınızda çok daha hızlı bir dribbling yapıyor ve gerçekten tutulamıyor. Maalesef My Club'da da maalesef diyorum bence çok fazla gerçekçi değil. 2020'de de My Club'da özellikle full seviye bir takım yaptığınızda çok rahatlıkla ileri gidip hızlı oyuncularla gol bulabilirsiniz. O yüzden siz eğer ki defansı da çok iyi yapamıyorsanız defansı geride olan defans hattının geride olduğu taktikleri seçmenizde bunları denemenizde fayda var. Bu arada bazı taktikleri denedim. Yani Ettorito'nun bu sene bu taktiği çok fazla iş yapmayacak ya da Usmakabili'nin gibi. Daha çok kanat rotasyonlu taktikler biraz daha iş yapacak gibi. Birkaç taktikte hatta çıkardım. Şu taktik daha mantıklıdır, şu daha iyidir diye. Oyunda ortadan gitmektense kanatlardan gitmek çok daha büyük bir avantaj oluyor. Tabii ki de biz de ona göre yenilmez taktiklerimizi kanalda paylaşacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin yorumlarınız nedir? Benim için çok değerli. Olumlu mu, olumsuz mu lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, bay bay.